Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTür TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gala Games bünyesinde bulunan Play to Earn mantığında oynayabileceğimiz oyunlardan bir tanesi olan Townstar oyununu inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bu oyun benim Gala Games bünyesinde oynadığım oyunlar içerisinde gerçekten ekosistemi çok güzel bir şekilde inşa edilmiş bir oyun. Çünkü oyun arkadaşlar bir de aslında ticaret oyunu ve strateji oyunu arkadaşlar. Nasıl diyorsanız, şimdi Townstar isminin karşılığı olarak şehir yıldızı anlamına geliyor. Oyun içerisinde üretim gerçekleştirerek bir şehir inşası gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani bir şehir ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunu gerçekleştirirken de arkadaşlar bir ekonomi ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani ekonominizi sürekli olarak geliştirerek şehrinizi ayakta tutmanız gerekiyor. Bunun üzerine inşa edilmiş bir oyun. Yani üretim gerçekleştiriyorsunuz, ekonomi yapıyorsunuz ve şehrinizi dimdik ayakta tutuyorsunuz diyebilirim. Bu oyunu nereden hatırlayacaksınız arkadaşlar? Hemen sizlere şöyle hatırlatayım. Telefonlarımızdan mevcut oynadığımız şu şekilde bir oyun vardı. İsmi Farmville. Şu görüntüyü hatırlarsınız. Sebzeler, meyveler yetiştirdiğimiz ve beraberinde bir şehir inşa ettiğimiz bir oyun vardı. İşte bu oyunun geliştiricileri arkadaşlar, yapımcıları beyin fırtınası yapmışlar ve yaptıkları beyin fırtınası sonucunda bakmışlar ki teknoloji blockchain teknolojisi tarafına gidiyor. Biz bu oyunun için arkadaşlar blockchain teknolojisini giydirelim ve beraberinde de play to earn mantığında inşa edilen ekosistemi de bu yapıya entegre ederek arkadaşlar oyun müdavimlerine sunalım demişler. Çok da güzel düşünmüşler arkadaşlar. Çünkü bambaşka bir oyun ortaya çıkmış. Sakin bir oyun. Hani sabırla oynanacak bir oyun. Hani hızlı bir şekilde aksiyonla giden bir oyun değil. Sabırla arkadaşlar. Günlerinizi, zamanınızı vererek değişik bir dünya inşa etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi ilerleyen dakikalarda oyunu anlattıkça zaten mantığını anlamaya çalışacağız. Yani play to earn mekanizması nasıl işliyor? Onu anlatmaya çalışacağız daha doğrusu. Dilerseniz şöyle bir Gala Games'e gelelim. Bu oyundaki play to earn mekanizması, yani herkesin merak ettiği kazanma, para kazanma diye üstüne vurgulamak istemiyorum ama kazanma mekanizması nasıl işliyor ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar, oyunun iki türlü kazanma mekanizması var. Birinci olarak hemen şurada Gala Games sitesine girdikten sonra Games menüsünden arkadaşlar hemen burada Townstar karşısında yazan play tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar zaten tarayıcı tabanlı bir oyun olduğu için direkt olarak arkadaşlar oyun yükleniyor. Bir önceki videoda da zaten bu arayüzün nasıl kullanıldığına dair bir içerik oluşturmuştum. Onu da şuraya kart olarak bırakırım arkadaşlar. Oyun açıldıktan sonra arkadaşlar siz kendinize zaten bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Kullanıcı adınızı belirledikten sonra karşınıza böyle bir arayüz geliyor. Burada yapmanız gereken şey ilk önce sunucu seçimi yapmak. Birinci kazanım yollarından bir tanesi arkadaşlar sunucu seçiminde gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sunucu var ve bunun dışında arkadaşlar haftalık oyun oynayabileceğiniz bir sunucu var. Ama buna geçmeden önce şu dipnotta sizlere söylemek istiyorum. Bu videoyu Ekim'in 3'ünde çekiyorum arkadaşlar ama Townstar'ın kendi sitesinden 19 Temmuz'da yaptığı bir duyuruyla arkadaşlar 19 Temmuz tarihinden itibaren para kazanma mekanizmasını pasif duruma almış. Bunu da şöyle açıklıyor. Malum ayı piyasasında olduğumuz için bunu bir fırsata çevirerek oyun üzerinde daha yararlı ve kullanıcı dostu, yani oyunu takip eden oyunculara daha fazla kazandırabilmek için geliştirmeler yapmaları gerektiğini duyurmuşlar ve farklı farklı para kazanma mekanizmaları ortaya çıkaracaklarını söylemişler arkadaşlar. Bunu da kendi Townstar sitelerinden arkadaşlar duyurusunu yapmışlar. 18 Temmuz'da duyuruyu geçmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekonomide bir yenilik güncelleme olacağına dair şurada ayrı bir sayfada arkadaşlar bunu detaylı bir şekilde anlatmışlar. Merak edenler arkadaşlar Townstar'ın sitesine girip buradaki duyuruyu okuyabilirler. Kazanma mekanizmasının ne zaman aktif olacağını yine buradaki siteden arkadaşlar duyurular kısmından, haberler kısmından takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada ilk olarak haftalık oyun oynayarak kazanma sistemini aktifleştirebiliriz. Bu da şöyle oluyor. Salı günü arkadaşlar haftanın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Salı günü başlıyorsunuz. Bir sonraki haftanın salı gününe kadar arkadaşlar şehir inşası devam ediyor. Yani şehrinizi kalkındırmaya çalışıyorsunuz. Ekonominizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Ta ki bir sonraki salıya kadar bu işlem devam ediyor. O salı geldikten sonra arkadaşlar ondan sonraki gün yaptığınız her şey yıkılıyor. Oyun sıfırlanıyor ve siz tekrardan sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Buradaki mantık şu: bir haftalık süre boyunca arkadaşlar lider sıralaması var. Yani bir sonraki hafta salı gününe ulaştığınızda lider sıralamasında ilk 400'deyseniz arkadaşlar Gala Games kendi bünyesinde bulunan Gala Token'dan sizlere dağıtıyor. Bu dağıtım işlemi de nasıl gerçekleşiyor diyorsanız arkadaşlar hemen size onu göstereceğim. Burada arkadaşlar DigiParadise diye bir sitemiz var. Burada DigiParadise'a girdiğiniz zaman mevcut oyunların kullanıcılara sağladığı geri dönüşleri, yani kazanımların değerlerini gösteriyor. Lider sıralaması
nasıl demiştik? Eğer siz minimum oranda yani ilk 400'e girdiniz ve bu sıralamanız 301 ile 400. sıra arasındaysa arkadaşlar, size Gala Games 200 Gala Token veriyor arkadaşlar. Bunu da Gala Games bünyesinde bulunan kendi marketindeki cüzdana yatırıyor. Yani sizin orada bir cüzdan hesabınız var, onu da göstereceğim. Oraya göndermiş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde diyelim ki oyuna çok fazla zaman harcadınız, vakit ayırdınız ve birinci sıralara geldiniz. Birinci sırada da arkadaşlar size 5500 Gala veriyor. Bu tabii ki kolay olacak bir şey değil. Buna zaman vermeniz lazım. Oyunda bayağı bir emek sarf etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü sizin gibi çok fazla düşünen, aynı düşünce yapısında olan çok fazla kişi var ve onlar da bizler gibi arkadaşlar oyuna zaman harcıyorlar. Şimdi biz 5500 Gala verdiğini düşünelim. Galanın şu anki fiyatına baktığımız zaman tarihlerimiz dediğimiz gibi Ekim'in 3'ünü gösteriyor ve buradaki dolar olarak karşılığı 0.04 sente denk geliyor arkadaşlar. Bunu da 0.04 centten hesaplarsak, 5500 Gala verdiğini düşünürsek arkadaşlar, $220 yapıyor. Gerçekten çok güzel bir meblağ bu arkadaşlar. Çünkü Türk lirası olarak karşılığında bize geri dönüşünü düşünürsek bunun, şu an doların fiyatı 18.5 olarak hesapladığımızda yaklaşık olarak 4100 TL'ye falan denk geliyor. Bu da gerçekten güzel bir geri dönüş arkadaşlar. Peki ikinci olarak nasıl kazanım sağlayabiliriz diyorsanız arkadaşlar, birincisinde hiçbir şekilde cebimizden bir şey çıkmadan, yatırım yapmadan geri dönüş kazanım sağlayabiliyorken, ikinci olarak da birazcık arkadaşlar yatırım yapmamız gerekiyor. Yani hem OpenSea NFT pazarından hem de Gala Games'in Pawnstar'ın kendi marketine ait marketten arkadaşlar NFT karakteri alarak bunları oyun içindeki haritaya yerleştiriyoruz arkadaşlar. O NFT'nin puanına göre biz oyunun kendi ekosistemine ait Pawn Coin'i toplamış oluyoruz. Bunu da oyunda size tekrardan göstereceğim ama mantığı biraz olsun şöyle başlangıç seviyesinde anlamamız için arkadaşlar, bu NFT'leri nasıl elde edebiliyoruz ona bakalım istiyorsanız. Hemen şuradan geri geleceğim. Pawnstar'ın kendi marketine götüreceğim sizi. Gala Games'e girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada her oyunun kendisine ait marketi var Gala Games bünyesinde. Bizler arkadaşlar Pawnstar'ın burada kendi marketine gitmek için Visit Store'a tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kendi market bünyesinde bulunan NFT'leri görüyorsunuz. Hemen şurada bu NFT karakterinin altında arkadaşlar kırmızı bir simge görüyorsunuz. Bu simge Pawnstar'ın para simgesi diyebilirim sizlere. Şimdi sizin bu NFT'yi alabilmeniz için yaklaşık olarak 2182 Pawn Coin ödemeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yaparım diyorsanız, hemen burada bu NFT'nin üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza bunun satış fiyatını çıkarıyor. Kaç adet almak istiyorsanız arkadaşlar burada düşürebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Place Order dediğiniz zaman sizin ödemeniz gereken toplam fiyatı gösteriyor burada. Yani cüzdanınızda bulundurmanız gereken şu an 2183 Pawn Coin olması lazım ve ekstra olarak Gas Fee dediğimiz yani şuradaki 0.00108 Ethereum ödememiz gerekiyor. Bunları hesaplayarak arkadaşlar cüzdanınızda bu miktarları bulundurmakta fayda var. Tekrar onay verdiğiniz zaman arkadaşlar sizi buradan cüzdanınıza yönlendirecek. Şuradaki adresi kopyala diyor ve senin cüzdanına yani envanterine buradaki miktarları göndermen gerektiğini söylüyor. Bu miktarları nasıl gönderebilirim, yani transfer işlemini nasıl gerçekleştirebilirim diyorsanız arkadaşlar, buradaki cüzdan adresini kopyalıyorsunuz. Ama bu cüzdan adresini buradaki MetaMask adresinizle karıştırmayın. Çünkü Gala Games bünyesine herhangi bir MetaMask cüzdanı vesaire bağlamıyorsunuz arkadaşlar başlangıç olarak. Bu Gala Games bünyesinde normal kendi marketinde kullanmanız için size tanımladığı cüzdan adresi arkadaşlar. Bunu kopyalıyorsunuz, hemen kendi YouTube kanalımızda bulunan borsadan borsaya nasıl transfer işlemi gerçekleştirilir videomuzu açtığınız zaman arkadaşlar, orada transfer işleminin nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Oradaki mantıklı arkadaşlar, bu cüzdan adresini burada istenilen coinlerin gönderimini sağlayabilirsiniz. Diyelim ki gönderimini sağladınız arkadaşlar. Bu gönderdiğiniz şeyler nereye geliyor? Bu menüye tekrardan değineceğim. Burada arkadaşlar kendinize ait bir envanter var. Bu envantere girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi kendi cüzdanınızda bulunan coinleri gösteriyor. Yani Gala Games'in desteklediği kullanabileceğiniz coinleri gösteriyor. Gala var, Ethereum var, Pawn Coin var, gördüğünüz gibi BAT var. Bunlarla burada arkadaşlar işlem yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Ethereum'la işlem yapacaksınız. Bu nasıl olacak? Yani niye Ethereum'la işlem yapayım ki diyorsanız eğer, Games'e geliyoruz. Hemen Townstar'ın kendi marketine tekrardan geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada biraz önce dediğim NFT'leri Pawnstar coin ödeyerek alabildiğiniz gibi, şuradaki menüye tıkladığınız zaman arkadaşlar, mesela Ethereum üzerinden satışa sunulan NFT'ler de oluyor. Gala coin üzerinden satışa sunulan NFT'ler de oluyor. BAT üzerinden satışa sunulan NFT'ler oluyor. Ama şu an Ethereum'a tıkladığımız zaman oyunun kazanımı pasif durumda olduğu için arkadaşlar, gördüğünüz gibi herhangi bir satış gözükmüyor Ethereum üzerinden. Ama Pawnstar coin üzerinden satışlar devam ediyor arkadaşlar. O yüzden siz envantere geldiğiniz zaman Ethereum'la işlem yapacağınız zaman
arkadaşlar Ethereum'a tıklıyorsunuz. Buraya Ethereum göndermek istediğiniz zaman hemen arkadaşlar burada miktar gözüküyor zaten. Elinizde hiç Ethereum yokmuş. Get ETH diyorsunuz. Buradaki tekrardan biraz önce yaptığımız gibi cüzdan adresini arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Ve borsadan borsaya transfer işlemi nasıl gerçekleştirilir üzerine çektiğimiz videoyu arkadaşlar uygulayarak buraya transferi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Townstar'ın kendi bünyesinde kazanım mekanizması açık olan NFT'ler var. Mesela bunların hepsi oyun içinde kazandıracak, yani Tau Coin dediğimiz coin'i kazandıracak mantığında işleyen NFT'ler değil. Bunların hangi NFT'ler olduğunu görmek istiyorsanız yine Townstar'ın kendi sitesine giderek arkadaşlar şurada kılavuzlar kısmında neyin ne işe yaradığına, hangi NFT'nin kazanım sağladığı gibi içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Dokümanlara ulaşabiliyorsunuz. Bunları okumakta fayda var. İncelemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü ona göre işlem yaparsanız daha güzel bir sonuçla olayı bağdaştırmış olursunuz. Birkaç tane örnek vereceğim. Mesela Express Depo dediğimiz bir tane kamyonet var. Bu kamyoneti mesela NFT pazarında satın alabiliyorsunuz oyunun kendi içinde. Yine aynı şekilde Townstar'ın kendi NFT pazarında, yani OpenSea üzerinde sunmuş olduğu NFT pazarında da satın alabiliyorsunuz. Şu an ben biraz önce arattım, bunu bulamadım. Büyük ihtimal satışta yok şu an. Onu aldığınız zaman arkadaşlar oyun içindeki haritaya yerleştirdiğiniz zaman size gündelik olarak Town Coin kazanmanızı aktif hale getirmiş oluyor. Kazanım hangi oranda oluyor diye hemen kafanızda bir soru oluşuyor tabi. Bunu da görmek için arkadaşlar şurada NFT Lookup diye bir sitemiz var. Yani burada sahip olduğunuz NFT'nin nadirlik puanını gösteriyor aslında size. Burada hemen oyunu aratıyorsunuz. Townstar oyunu. Satışta olan NFT'lere bakıyoruz arkadaşlar burada. Şunu seçeceğiz. Vox olanı seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar hemen sağ tarafta bir aratma butonumuz var. Express yazıyoruz. Express depo, yani kamyonetimiz. Kamyonet ne işe yarıyor? Kamyonet dediğim gibi haritaya yerleştirdiğiniz zaman NFT'yi, yaptığınız üretimi, örnek verin bir buğday ürettiniz ya da bir şeker ürettiniz, kamyonete yükleyerek arkadaşlar şehir merkezine satışa götürmeyi sağlıyor. Diğer yandan da size dediğim gibi nadirlik puanı değerince arkadaşlar size Tau Coin kazandırmış oluyor. Bunun nadirlik puanı arkadaşlar 1 olduğu için size gündelik olarak bir tane Tau Coin kazandırmış oluyor. Bu bir nevi hani Tau Coin kazanımınızı aktif etmek için kullanabileceğiniz bir NFT diyebilirim. Burada mesela Gala Games'in sunmuş olduğu bir Gold üyelik var. Genelde bunu Gold üyelik yapanlara bedava olarak veriyorlardı. Çünkü Gold üyeliğin artılarından bir tanesi size bedava NFT'ler veriyor. Sürpriz NFT'ler dağıtıyor ve ekstra olarak kendi bünyesinde bulunan Gala ve Tau Coin'den dağıtım gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. İkinci olarak verebileceğim örnek NFT'lerden bir tanesi de arkadaşlar Grape dediğimiz bir NFT'miz var. Hemen burada gözükecek mi bakayım. Burada görüyorsunuz Grape NFT'sini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun nadirlik puanı ise arkadaşlar 11. Yani siz bunu oyun haritanıza konumlandırdığınız zaman size gündelik olarak arkadaşlar toplamda 11 tane Tau Coin kazandırmasını sağlayacak. Peki diyeceksiniz ki hani bunlar az, daha fazla nasıl Tau Coin kazanabiliriz diyorsanız. Üçüncü seçeneğimiz de arkadaşlar Vox Collection dediğimiz NFT koleksiyonu var arkadaşlar. Bu Gala Games üzerine özellikle inşa edilmiş, oluşturulmuş bir NFT koleksiyonu. Zaten baktığınız zaman floor price, yani en düşük satın alma fiyatı dediğimiz fiyatın 0.7 Ethereum olduğunu, yaklaşık 1000 dolara yakın bir fiyata denk geldiğini görüyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar hemen şurada satılanlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel güzel tatlı NFT karakteri var. Burada gözünüze kestirdiğiniz bir Vox karakterini seçiyorsunuz. Örnek veriyorum ben şu siyahi arkadaşımızı seçeyim. Bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.72 Ether'den kendi bütçenizden vererek, yani 1000 dolara yakın bir miktar ödeyerek satın alıyorsunuz. Bu size ne kadar kazandırır peki oyuna bunu entegre ettiğiniz zaman? Hemen burada arkadaşlar bu NFT'nin numarası var, ID'si var. Bu ID'nin şu an nadirlik, yani rankına bakmamız gerekiyor. Rarity Tool dediğimiz herkesin çoğunlukla kullandığı NFT'lerimizin ranklarına baktığımız bir tool sitesi var burada. Buraya arkadaşlar yapıştırırsınız bunu. Lookup dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bunun nadirlik puanı 60 puana denk geliyor arkadaşlar. Yani bunu haritaya konumlandırdığımız zaman bize gündelik olarak 60 Tau Coin verecek. 11 oradan vardı, 71. Bir tane de kamyon üretimimiz vardı arkadaşlar, 72. Yani gündelik olarak biz 72 adet Tau Coin kazanmış oluyoruz. Tabi günlük olarak toplamamız gereken yıldızları topladığımız zaman, oyuna girdiğim zaman da onun mantığını anlatacağım. Bu şekilde arkadaşlar ikinci maddede 3 ayrı NFT'yi kullanarak Tau Coin kazanımını sağlayabiliyorsunuz. Tau Coin'in değeri nedir? Gündelik olarak 72 tane Tau Coin gelirse şu anki Tau Coin değeri, hemen örnek veriyorum, 0.02 cent diyelim, çarpı 70 diyelim arkadaşlar, 1.4 dolar yapıyor şu an. Bu da çarpı 18.5 dersek
gündelik olarak 26 TL falan veriyor. Çünkü Tavcoin'i siz gündelik olarak oyunu oynadığınız zaman kazanabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak şu an Tavcoin değeriyle arkadaşlar 30 TL diyelim. 30 TL'lik bir miktarla oyunu sonlandırabiliyorsunuz günlük olarak. Tabi oyunun kendi sitesine geldiğiniz zaman arkadaşlar burada detaylar var. Yani haritaya daha fazla NFT karakteri yerleştirebiliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar 7 tane NFT karakteri yerleştirebiliyorsunuz. Tabi bunu yapabilmeniz için birazcık seviye atlamanız gerekiyor. Burada atlamanız gereken seviyeleri ve karşılığında neler alacağınızı gösteren deep notlar var. Bunu da arkadaşlar Townstar'ın kendi sitesine girip okuyabilirsiniz. Buradaki mantığı biraz anladıktan sonra arkadaşlar dilerseniz hep birlikte bir oyuna girelim. Burada play diyebilirsiniz ya da games kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar hemen Townstar'ın altında bulunan play tuşuna basarak arkadaşlar oyun menüsüne giriyorsunuz. Öncelikle burada play now demeden önce bir sunucu seçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben sunucu 4'te oynamışım. O yüzden burayı seçmeyeceğim. Hemen burada sunucu 2'ye girelim istiyorsanız hep beraber bir deneme yapalım. En azından oyun arayüzünü görmüş olalım. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar hemen burada sunucuyu seçtikten sonra play now diyorsunuz ve karşınıza böyle bir harita geliyor. Dünya haritası geliyor arkadaşlar. Gerçekten grafikleri çok güzel oyunun ve size bir uyarı veriyor. Yani burada bir lokasyon seç diyor. Bir konum seç. Şehrini inşa etmek için bir yer seç diyor. Arkadaşlar şimdi şehir konumu seçerken dikkat etmeniz gereken iki unsur var. Birincisi şehir merkezlerine yakın olacaksınız. İkincisi de suya yakın olacaksınız. Yani bu iki unsuru niçin yapmamız gerekiyor? Şimdi bunu arkadaşlar normal hayatla bağdaştırırsanız eğer geçmişte insanlar yerleşik hayata geçerken ne yapardı? İster istemez hayvancılıkla uğraştıkları için, tarımla uğraştıkları için ektikleri, biçtikleri yerler arkadaşlar sulamaları gerekiyordu. Aynı şekilde hayvanlara sahip olduğu için hayvanları beslemeleri, su içirmeleri gerekiyordu. O yüzden sulak yerlere yakın olmalarında fayda vardı. Yani şehirler buralara yakın yerlere kurulur. Şehir merkezine yakın olmasının sebebi topluluk orada olduğu için orada ürettikleri şeyleri satabiliyorlardı. Burada da arkadaşlar aynı şekilde hareket etmek lazım. Yani burada bir şehir merkezi arayacağız ve suya yakın olacağız. Gördüğünüz gibi şurada bir şehir merkezi var. Şu simgeye sahip olanlar şehir merkezi. Burası zaten İstanbul'muş gördüğünüz gibi. Hemen şu yukarıda bir tane var arkadaşlar. Burası da Moskova'ymış. Çok fazla arazileri seçmiyoruz ama buralar çok doluysa, bazen buralar çok fazla dolu oluyor. Gördüğünüz gibi burası da Berlin'miş. Yan tarafları hep dolmuş. Şurada bir tane var. Barcelona'ymış. Neyse biz hemen kendi ülkemizdeki şehrimizde oynayalım. İstanbul'umuza yakın yerde oynayalım. Buralar gördüğünüz gibi tutulmuş arkadaşlar. Şuralara konumlanabilirsiniz. Diyelim ki buralar dolu. Yani artık şehre neresi daha yakınsa arkadaşlar oralara konumlanabilirsiniz. Biz şuraya konumlanalım. Bir isim belirliyorsunuz. Şehrinize bir isim veriyorsunuz. Ben buraya King Kong diyelim. Evet arkadaşlar şehrimizi gördüğünüz gibi buraya hemen konumladık. Oo gerçekten güzel bir şehir merkezine denk geldik. Çünkü gördüğünüz gibi göletlerimiz var. Suya yakınız. Ağaçlarımız var. Niye bunlar beni sevindiriyor? Çünkü burada ağaçlarımızdan biz odun üretimi gerçekleştirebileceğiz. Suyumuz, göletlerimiz olduğu için ektiğimiz, biçtiğimiz şeyler arkadaşlar otomatik olarak sulayabileceğiz. Hemen hani uzun uzadıya bir oyun oynamaktansa ben size menünün mantığını anlatayım. Oyuna girdiğiniz zaman şu dört köşe tarafla çizdiğim yerler arkadaşlar bizim şehrimiz. Gördüğünüz gibi üstüne tıklayarak etkileşim kurabiliyorsunuz. Şurada bizim işçimiz var. Hemen depoya girdi. Buğday deposuna girdi. Biz hemen arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi King Count'un altında yazan yerde 25 dolarlık bir oyun parasıyla oyuna başlamış oluyoruz. Üstüne tıkladığınız zaman zaten burada dil seçimi yapabiliyoruz. Grafik ayarlarımızı ya da sesimizi ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar hemen altında bir tane insan silüeti görüyorsunuz ve burada dolar birimi görüyorsunuz. Yanında da 50 yazıyor. Onun yanında da simge var. Bu arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi şurada 25 bin dolarımız vardı. Bu 50 birim düştü. 24.950 düştü. Yani şuradaki 50 düştü. Bu ne demek? Arkadaşlar oyunda her bir dakikada bir, yani şu zaman simgesi dolduktan sonra biz işçilerimize 50 dolar ödemiş oluyoruz. Her bir dakikada bir. Bu tabii şehir geliştikçe, işçi sayısı arttıkça buradaki miktar da artıyor arkadaşlar. O da bizim ana paramızdan düşüyor. Hemen altında arkadaşlar 9 yazan yerde bizim 9 tane odunumuz olduğunu gösteriyor ve aynı şekilde arkadaşlar altta buğday üretiminin olduğunu ve 14 tane üretildiğini gösteriyor. Bunlar tabii haritada şehrimizde ürettiğimiz ürünlere göre çeşitleniyor arkadaşlar. Aşağıya doğru sıralanıyor. Buradaki aslında ana mantık şu. Başlangıç seviyesinde bir şehri inşa ederken en kritik şeylerden bir tanesi ben sana oyuna başlarken 25 bin dolar
vade yerinde para veriyorum ve bunun yanında en önemli şeylerden bir tanesi olan 40 bidon benzin veriyorum diyor. Şuradaki kırmızı bidon simgesini görüyorsunuz ve yanındaki yazan 40 sayısını görüyorsunuz arkadaşlar. Sen diyor bu verdiğim para ve bu yakıtla birlikte şehrini o kadar güzel bir şekilde geliştir ki kendi yakıtını üretebilir hale gel. Bu süre zarfında kendi yakıtını üretebilir konuma gelmezsen şehrini zaten geliştiremezsin ve bizim sana sağlayacağımız Townstar kazanım mekanizmasından da herhangi bir şey kazanamazsın diyor. Özetle 40 bidonu bitirene kadar arkadaşlar sizin şehrinizi geliştirip yakıt ortaya çıkarabilir hale gelmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, bir benzin istasyonu ortaya çıkarıp burada yakıtınızı üretebilir hale gelmeniz lazım. Bu da ne anlama geliyor? Niçin önemli? Şimdi bizim şurada bir aracımız var arkadaşlar. Biz burada ne yapıyoruz? Buğday üretiyoruz. Bu buğdayı ürettikten sonra bu depoda buğday maksimum kapasitesi 20 olduğu için biz 20 tane buğday ürettikten sonra arkadaşlar burası daha almayacak. O yüzden biz buradaki ürünümüzü buradaki aracımıza yükleyerek arkadaşlar şehir merkezine satmamız lazım. Satmamız lazım ki o üründen hasılat elde edelim ve buradaki para birimimiz artsın. Aynı şekilde hemen sağ tarafta bulunan arkadaşlar şu yıldızdan yani Townstar coin'den kazanabilelim. Çünkü biz her ürün sattığımızda buraya o ürünün ederi miktarınca bize Townstar veriyor. Yani yıldız veriyor arkadaşlar. Tabi bu yıldızın miktarı o ürünün değerine göre değişiyor. Mesela buğday çok fazla değerli bir ürün olarak görülmüyor ve bize geri dönüş olarak da çok fazla Townstar vermiyor. Ve arkadaşlar bu Townstar kazandırma mekanizması aylık olarak değişiyor. Oyunu böyle dinamik hareketli tutmak için. Örnek veriyorum, bu ay normal bir şekilde oyun ilerlerken, normal bir şekilde kazanım sağlarken bir dahaki ay diyor ki enerji üzerine üretim gerçekleştirirseniz daha fazla Townstar coin kazanabilirsiniz diyor. O yüzden sizin mesela nükleer santral inşa etmeniz gerekiyor. Değişik santraller inşa etmeniz gerekiyor. Ya da diyor ki bu ay şeker üretimi gerçekleştirin. Şeker üretimi gerçekleştirirseniz daha fazla Townstar kazanabilirsiniz diyor. O yüzden şehrinizin inşasını şeker üretimi üzerine gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir zaman ibaresi var. Bu 24 saatlik zaman döngüsünü belirtiyor size. 24 saat içinde normal bir hayat döngüsü yaşıyorsunuz. O zaman dilimi zarfında kız resmine tıkladığınız zaman arkadaşlar 24 saatlik zaman dilimi zarfında şurada verilen 500 Townstar'ı yani buraya denk gelen yıldızları toplarsanız arkadaşlar siz haritaya yerleştirmiş olduğunuz, biraz önce anlatmıştım yani, haritaya yerleştirmiş olduğunuz NFT karakterlerinin puanı miktarınca Townstar coin kazanıyorsunuz. Yine örnekleyeyim ve pekiştireyim. Vox karakteri demiştik. Vox karakterinin rarity'si yani nadirliği 60 puan olduğu için arkadaşlar o Vox karakterini buraya yerleştirdiğiniz zaman kıza tıklıyorsunuz. Burada pasif durumda gözüken şey hemen aktif oluyor ve diyor ki bu NFT karakterinin nadirlik puanı 60 puan olduğu için sen günlük olarak buradaki barı toplarsan 500 yıldızı, yani ürettiğin ürünleri satıp 500 yıldızı toplarsan buradaki 60 tane tam coin'i kazanmış olursun diyor. Bu da senin Gala Games bünyesinde bulunan envanterine gönderiliyor arkadaşlar. Yani claim edebiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Bahsetmem gereken diğer bir şey arkadaşlar NFT karakterleri demiştik. Şimdi NFT karakterlerinizi haritaya yerleştirmek için şurada Gala Games'in logosu var sağ altta. Buna tıkladığınız zaman Gala envanteriniz açılıyor ve burada da arkadaşlar sahip olduğunuz NFT'leri görebiliyorsunuz. Bizim şu an herhangi bir NFT'miz olmadığı için arkadaşlar NFT'yi göremiyoruz. Bunlar da zaten otomatik botlar ve şu an henüz yapım aşamasında. Gördüğünüz gibi burada sahip olmadığımız bir NFT yazısı var ve en altta da gördüğünüz gibi Vox karakterinin, yani eğer bir Vox karakterine sahipseniz burada arkadaşlar o NFT olarak çıkacaktır. Onu arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz. Burada haritada uygun gördüğünüz yere yerleştirebiliyorsunuz. Şurada boşluğa tıklıyorsunuz mesela. Vox karakterleri genelde yol kenarına inşası yapılır. Buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. O aktif hale gelmiş oluyor ve siz tekrar şu kızın üstüne tıkladığınız zaman burada kazanacağınız Townstar coin miktarı yazıyor. Şöyle bir soru kafanızda oluşabilir. Diyelim ki ben bir Vox karakteri satın aldım. Bunu nasıl kullanacağım? Yani bu Gala Games'e transferi nasıl gerçekleştireceğim? Arkadaşlar onu da hemen burada OpenSea NFT pazarına geliyorsunuz. Şu an ben bir Vox karakterine sahip olmadığım için Vox karakteri üzerinden gösteremeyeceğim. Mesela sahip olduğum bir Fluffy Color bir NFT karakterinden göstermem gerekirse bu NFT karakterinin içine girdiğiniz zaman arkadaşlar şurada transfer butonu var. Burada transfer butonuna tıklıyorsunuz. Buraya göndermek istediğiniz cüzdan adresini seçiyorsunuz. O cüzdan adresini de videonun başında göstermiştim. Orada göstermiş olduğum adresi arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırdığınız zaman, transfer dediğiniz zaman arkadaşlar Gala envanterinize düşmüş oluyor. Oyuna hemen hızlı bir şekilde dönecek olursak arkadaşlar, birazcık daha mantığından bahsetmem gerekirse burada arkadaşlar bu ağaçları yıkabiliyorsunuz. Satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten üstüne tıkladığınız zaman. Niçin satışını gerçekleştireceğiz? Çünkü şehrimizde bir şeyler inşa etmek için, ev inşa etmek için, işte ambar inşa etmek için, depo inşa etmek için bize odun gerekiyor. Odun üretimi gerçekleştirmek için de arkadaşlar bunları kesmek
kesmemiz gerekiyor. Ama siz bunu gelip şu an parçalarsanız, yok edersiniz. Gördüğünüz gibi eksi 20 bin bakiyenizden gidiyor. O yüzden bunları şu an yok etmeye gerek yok. Zamanla bunları yok edeceğiz. Şu an mesela buğday üretimi çok fazla bize Townstar Coin kazandırmadığı için bununla zaman harcamanın hiçbir anlamı yok. Ve bunu biz şu an yok edelim. Yani ortadan kaldıralım bu tarlayı biz. Üretimini durduralım diye bir yol haritası çizersek hemen üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada remove dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bu sefer eksi puan olarak değil artı olarak gösteriyor. Biz bunu hem yok ederek başka bir ürünün ekimini gerçekleştireceğiz. Hem de gördüğünüz gibi sol taraftaki para barımız artacak arkadaşlar. Yani ekonomimiz artı konuma geçmiş olacak. Mesela arkadaşlar haritaya girdiğimde sevinmiştim. Demiştim ki göller, iyi ki göller var. Bizim için iyi oldu demiştim. Niye? Çünkü şöyle göllerin şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Oyun içinde bize sulama ihtiyacı olduğu için göller bu görevi görüyor. Ve her bir göl ya da su kuyusu iki tane sulama görevi görüyor. Yani her bir kuyu iki sulama işlemi gerçekleşiyor. Ve oyunda otomatik sulama dediğimiz bir sistem var. Ekstra olarak işçilerimizin manuel olarak arkadaşlar bu gölden ürünü sulamak için gerçekleştirdiği işlem var. Bu ne demek? Ekstra para demek, ekstra işçi çalıştırmak demek. O yüzden biz otomatik sulama işlemi gerçekleştirmemiz için arkadaşlar bu gölleri kullanmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki bir şeker üretimi gerçekleştireceğiz. Bu şekerin sulanması için arkadaşlar 8 tane sulama işlemi yapılması gerekiyor. O yüzden her bir kuyunun ikişer sulama işlemi gerçekleştirdiğini düşünürsek 2, 4, 6, 8. Burası 8 ama biz burada ürünü nereye ekeceğiz? Şuraya ekersek olmaz. Çünkü burada sadece burayla bağlantılı oluyor. Ve şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şunları yakınlaştırırsam bunlar bataklık. Bu bataklıklarda bir sulama işlemi gerçekleştiriyor. Ve ürüne 2 boşluk mesafede olduğu zaman da işlev görebiliyor. Yani sadece şuraya ekmeniz gerekmiyor. Şuraya ekseniz de ürünü bu mesafede olduğu için sulama bir sulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Yine aynı şekilde göletlerde mesela şurada çaprazına ektiniz. Buradan buraya sulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Ama şurada ürün olduğu için bu göl buraya etki edemiyor arkadaşlar. O yüzden böyle bazı mekanizmalar var. Biz o yüzden arkadaşlar şurada burayı yıkarsak gördüğünüz gibi bu göleti yıkmamız bize artı para kazandırıyor. Bu bizim hoşumuza gidecek bir şey. Yıktık arkadaşlar. Buraya hemen biz bir şeker ekeceğiz. O yüzden haritamızın hemen sağ alt tarafında bulunan pazarı açıyoruz ve buradan biz şeker kamışı tarlasını bulacağız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şeker kamışı tarlası var. Şeker üretimi için bu gerekli ve 250 dolara bunu ekebiliyormuşuz. Elimizde de 27 dolar var şu an ve diğer ürünleri de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Seçebiliyorsunuz. Hepsinin altında miktarı yazıyor. Biz bunu bir ekelim göstermelik. Gördüğünüz gibi 3 saniye sürüyor bunun inşası. Üstüne tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu 2, 4, 6 bir bataklık var 7. Bir de şu var arkadaşlar 8. Zaten şuradan da sulanmış oluyor. 8-9 tane sulama işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Yani bu otomatik olarak sulama işlemini gerçekleştirecek ve biz buradan arkadaşlar şeker üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Yine aynı şekilde şuraya gidecek olursak 2-4-6 bataklıklar var. 7-8. Ben yine burada arkadaşlar şuraya koysam 1-2-4-6. Şu ortaya koyacağım arkadaşlar. Çünkü bataklıklar var. Hemen yıkıyorum. Buradan seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada şeker üretimini gerçekleştiriyorum. Şeker üretimi gerçekleştireceğim. Çünkü şeker buğdaya göre daha değerli, daha güzel para kazandırıyor. Şekerin depolanması için bir depo inşa etmemiz gerekiyor. O yüzden biz buraya arkadaşlar hemen şurayı da yıkalım. Ve 3. şeker kamışı tarlamızı da buraya arkadaşlar ekelim. Ve üretim gerçekleşmiş olsun. Şimdi arkadaşlar mesela ürünü ürettik diyelim. Mahsulü ürettik. Burada gördüğünüz gibi buğday tarlası var. Buna baktığınız zaman şu 20'de 20 dolmuş. Bunun satışını gerçekleştirebiliyoruz. Hemen örnek vermem gerekirse burada kamyonetin üstüne geliyoruz. Bu kamyonet bize şu an hani videonun başında demiştim ya NFT olarak sunulmadı. Ücretsiz olarak sunulduğu için herhangi bir geri dönüşü yok. Ama biz Express Depot dediğimiz NFT karakterimizi kamyonetimizi buraya yerleştirdiğimiz zaman bize gündelik olarak bir tane Townstar coin vermiş olacak. Bunu arkadaşlar üstüne geliyoruz. Sell dediğimiz zaman satmak istediğimiz ürünü bize gösteriyor. Mesela biz 20 tane buğdayımız şu an üretildiği için arkadaşlar nereye satmak istiyoruz? Burada İstanbul'a yollarsak 3000 dolar kazanacağız ve bu 15 saniye sürecek. Bir diğer yakın olan yer arkadaşlar 4 dakika sürecek olan Moskova ve burada şehirleri görüyorsunuz. Ve en önemli olan şey burada arkadaşlar bize sağlayacağı yani bizden gidecek yakıt. Bu yakıt önemli. O yüzden bir tane gitmesi bizim için şu an yararlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buğdayları aracımıza yüklüyoruz ve satışa gidiyor arkadaşlar. Bakalım geri dönüşü nasıl olacak? 7, 6 saniye, 5 saniye. 4 saniye, 3 saniye. Hemen şurada görüyorsunuz. Ve aracımız geri geliyor. Satışımız gerçekleşti. Şu anki paramız 31 bin dolar. Bir tane yakıtımız gitti. Ve üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Paralarımız
Gördüğünüz gibi 34 bine çıktı. Paramız burada arttı. Oyun içi paramız arttı. Ama diğer yandan da satış işlemi gerçekleştirdiğimiz için buğdaydan biz arkadaşlar 10 tane Townstar geldi. Tabii bizim şu an NFT'miz olsaydı burada gördüğünüz gibi kazanacağımız miktar yazacaktı. Biz burada arkadaşlar 500'ü tamamlamaya çalışıyoruz. Sistemi kurduğunuz zaman rahatlıkla gündelik olarak tamamlayabiliyorsunuz. Çok fazla oyunu ilerletmeye gerek yok arkadaşlar. Mantığı anlayabildiğinizi düşünüyorum. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.